Rahatsız olmadı. Arkadaşlar Özlem orada rahatsız olan oluyor. malzemelerden şikayet ediliyor. Burada temizleyen insanlar, bunun Evet. için çalışan insanlar var. Bir zahmet orada kendilerine ait olmadıklarını iddia ettikleri malzemeler varsa bir zahmet. O kadar kız bir arada yaşıyorlar. Yani elleri de bir iş tutsun yani, değil mi? Orada toplayıp bir kenara koyun, Tabii atın. oranın halkın tozunu alsınlar Yani demiyoruz oturduğunuz biz de yerden burada. şikayet etmekle olacak iş değil bu. Hepsi için söylüyorum. Bu kadar feryat figanlık ne olmuş olabilir yani? Ne olmuş olabilir? Ne koymuş olabilir oraya? Ya Bizi işte çok abartıyor. Bir ön plana çıkma, bir rol çalma, bir Evet. ortada ben varım o egosu. Hani ego güzel şey değildir. Yani herkesin egosu bir gün zarar görür, Bence senden şey uyarması. biri prenses isimli bir kullanıcı bir şey yapmış mesaj. Bence Özden diğer yarışmacıları sinir edip kendisi gülüyor, bunu sağlıyor sadece demiş. Motivasyonlarını bozup acaba ondan mı şey yapıyor kendine? Olabilir. O da bir strateji. Benzer Tabii. yorumlar geliyor. Özden oynuyor ama amacı ne? Amacı nedir? Tabii ki ön plana çıkmaktır. Bir de orada zaten Nazlı'nın bir kolisi vardı. Ayakkabıları gelmişti ve bir sürü ayakkabı vardı. Yani Nazlı'ya aitti aslında. Nazlı Kaya Aslan'a aitti. Aslında ona bağırması gerekiyordu. Biraz yine Melisa'ya patladı. Dişini ona mı geçiriyor acaba Hayır, kulis kimden cevap arkasında? alabilecek? Kiminle tartışabilecek? Nazlı'nın üstüne neden gitmiyor kimse? Ben onu Doyabileceği anlamadım birine yani. sataşlı diyorsun. Evet. Çünkü Nazlı özür dilerim ben. Kolisini alır çekilir ama Melisa öyle yapmayacağı Şu için. hale Bunu bakar bildiği mısın için. ya? Ben gerçekten Bilmiyorum. Konuyla Çok alakalı değil ama konuyla alakası yoksa bir telefon Ha, alacağım. tamam. Sonra devam edelim Özlemciğim. Alo, Arzu Hanım. Denizli olduğum için Denizli söyledim size. Alo. Hatta İstanbul'a uzarsanız daha iyi olur ama. Arzu Hanım. Alo. Duyuyor musunuz? Duyabiliyor musunuz Arzu Hanım? Merhaba, alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Gördüğünüz gibi iyiyiz. Evet. İlk önce Özgecan için ailesine başsağlığı diliyorum. Bütün genç kızlar adına yani gerçekten kendimizi çok kötü hissediyoruz. Psikolojik olarak yani birkaç gündür hiç böyle ev içinde, ev dışında hani otobüslere, dolmuşlara binerken çok kötü hissediyorum. Çok rahatsız oluyorum. Hani insanlara karşı izlenimimiz de değişiyor. Dışarıdaki erkeklere karşı bakış açımız da çok değişiyor. İnşallah böyle olaylar bir daha yaşanmaz. Bir daha böyle şeylerle karşı karşıya gelmeyiz. O yüzden çok İnşallah. yani gerçekten çok kötüyüm bir konu hakkında. Buyurun sizi dinliyoruz. Ne söylemek Alo. istersiniz? Buyurun sizi dinliyoruz. Ne söylemek istersiniz Arzu Hanım? Özden hakkında konuşmak istiyorum. Buyurun. Gerçekten ya inanılmaz derecede sinir bozuyor. Hani davranışları olsun, içerideki arkadaşları olsun. Jüriye karşı da aynı şekilde. Hani Nur Hanım orada üzmesini, Nur Hanım'ın orada yani onların kulisine gitmesini gerçekten yani hiç istemezdim. Ben geçen yarışmayı da takip ettim. Bu yarışmayı da takip ediyorum ama hani geçen yarışmadaki tartışmalar çok seviyeliydi. Aşırı derecede böyle bir kişiye hakaret, işte para, pul bunlar hiçbir şekilde konuşulduğunu hiç duymadım. Bu yarışmada sürekli böyle şeyler var ve kişiye hakaret var. Yani gerçekten izlerken hani mutlu olmuyorum artık kanalları değiştirmeye başlıyorum. Ama hani Nur Hanım olduğu sürece izlemek de istiyorum. O kadına karşı aşırı bir sempatim, aşırı bir şeyim olduğu için hani çok mutlu oluyorum onu izlerken ama onun ağlamasına dayanamıyorum. O ağladıkça ekranı kapatasını yani görmek istemiyorum. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Maria'nın orada kendini ifade edemediğini düşünüyorum. Özden hakkında. Bence yani kesinlikle yanlış anlaşılsın istemiyorum. Kemal Bey orada Özden hakkında bir cümle kurmuştu geçen bölümlerde. İşte senin bu iğneleyici lafların işte alttan şeylerin falan. Bence Özden bundan gaz aldı. Kemal Bey'in ya ona karşı aşırı farklı bir sempatisi olduğunu düşünüyorum. Yani herkes öyle düşünüyor. Ve Kemal Bey'in bu sözü onun çok hoşuna gitti ve insanlara karşı sürekli bir laf sokma çabasına giriyor. Çünkü Kemal Bey'den bu gazı aldığını düşünüyorum. Ha, yanlış da düşünüyor olabilirim ama bilmiyorum Yani bu yani. genel olarak Ortada söylenmiş bir şey değildi tabii ki. Hayır hayır. Özlerin Ben nasıl Kemal Bey'e anladığını, bilemem. O günkü, o anki belki esprili bir sözü için söylemiştir ama Özden bunu genele yayıp algıladıysa çok yanlış anlamıştır. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Neden öyle diyorum? Bakın, sempatisi olduğu için Kemal Bey'e karşı farklı bir şeyler hani ayrı bir sevgisi olduğu için Kemal Bey de bu lafı bunun çok hoşuna gitti ve hani insanlara karşı nasıl
yanlış anlamış o zaman. Eğer bunun üzerinden devam ediyorsa da böyle devam ediyorsa da gerekli uyarılar yapılır tabii ki. Hem Kemal tarafından hem de jüri üyeleri tarafından. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz çünkü. Kesinlikle olmaması gerekiyor. Ben Kemal Bey'in düşüncesini neden öyle söylediğini de biliyorum. Ama Özlem bunu yanlış anladı ve bunun üstünden gidiyor. Özlem bence kendine biraz tecrübeden vermesi gerekiyor. Gerçekten o çıktığı zaman onu izlemek istemiyorum. Ekranı kapatıyorum. Yarışmacıların tabii ki yarışmada ne şekilde kendilerini var edecekleri yine kendilerinin tasarrufunda. Bunu takdiri sizlere ait. Bazen bana mesajlar da geliyor. Diyorlar ki işte orada kötü örnek olan yarışmacılar var. İşte gençler izliyor vesaire. Ben sadece sunucuyum. Ne kararda bir hakkım var ne de başka bir müdahale hakkım var. Orada fikrim olsa dahi söylemeye hakkım yok. Sadece bir düzeni idare ediyorum orada. Benden talepleriniz var. Onlara işte doğru davranmayı öğretin mesela. Bu benim ne haddime? Bunu aileleri yapıyor. O işe aileleri bakıyor. Bu yaşlarına getirip buraya... Dört dörtlük bir şekilde yarışmaya sunuyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Yani bu talepleri eğer benden istemezseniz bu yaşlarına getiren aileleri var. Onlar evlatlarını yetiştirmişler ve artık reşit olan bu insanlar kendi iradeleriyle de bu yarışmaya girmişler. Sizler de bu karakterleri oldukları gibi tanıyıp kabul edeceksiniz ki seversiniz sevmezsiniz. Bu program sizler için yapılıyor. Onlar da kendi amaçları uğrunda burada bir mücadele veriyorlar. Benim böyle bir yetkim, haddim asla ve asla yok. Dolayısıyla bana lütfen bu türlü mesajlar göndermeyin. Yarışmacıların da ihtiyaç halinde uyarıldıkları ve bu uyarılara rağmen çoğu zaman davranış biçimlerinden vazgeçmediklerinde ben içeriden bir kişi olarak en azından izleyicilerimizle paylaşmak isterim. Bizler de çok kolay bu yayınları yapmıyoruz. Bizler de akıl fikir sahibi insanlarız. Fikrimiz var, hissimiz var. Dolayısıyla bu böyle geçen ikinci sezon böyle diyelim. İkinci sezon böyle. Gerçekten siz şu an çok sabırlı bir insansınız. Birinci sezondaki eleştirmesini ben gerçekten size ikinci sezonda göremiyorum. Yani size de yansıyor gibi hissediyorum. Hani birinci sezonda çok mutluydunuz, çok eğleniyordunuz, bizi de çok eğlendiriyordunuz. Ya tartışmalara bile bazen gülüp mutlu olabiliyorduk. Hani komik tartışmalarla oluyordu ama ikinci sezonda yani onu söylemiyorum. Gerçekten seyirci olarak yani hani... Arzu Hanım şöyle çok biraz şey ya, çok... sizi de yakalamışken biraz dertleşir gibi olacak aslında ama kendi öz eleştirimi yaptığım zaman da yarışmacılarla iletişim kurmaya çalışırken benim de onlarla iletişim kurabilmek için halimin, tavrımın, sözümün, cümlelerimin şirazesinin kaydığını ben kendimi izlediğim zaman görebiliyorum. Çünkü onlarla bir şekilde iletişim kurmak zorundayım. Dolayısıyla da bunun zorluğunu da yaşıyorum açıkçası. Bu da bir itiraf olabilir belki de. Yapacak bir şey yok. Böyleyiz. Peki teşekkür çok ediyoruz. Üzmeyin. Arzu Hanım çok teşekkürler. Çok katıldığınız için. Hoşçakalın. Ben teşekkür ediyorum. Hemen görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça